Merhabalar, ben Doktor Kerem Aras. Bugün sizlere sizden gelen soruların içerisinde olan zirkonyum kaplamanın nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Zirkonyum kaplama diş eksikliğinin tedavisinde ya da estetik amaçlı kullandığımız, çok yaygın kullandığımız bir malzeme ve kendi ispatlamış bir uyumlu bir malzeme. Yapım tekniğine gelince illaki ve illaki dişlerden 1-1,5 mm bir aşındırma yapılması gerekiyor. Bundan sonrasında bir ölçü alınması gerekiyor ki laboratuvar ortamına bu dişi taşıyabilelim. Ölçü almanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi silikon ölçü malzemeleriyle ölçü alınması, bir diğeri de serek cihazıyla, kamerayla ölçü alınması. Eğer ki silikon malzemeyle ölçü alınacaksa, bu daha eski yıllarda kullandığımız bir teknik. Laboratuvara ölçü alınıyor, gönderiliyor, ölçünün içerisine alçı dökülüyor ve bu alçının üzerinde zirkonyum kaplamaların yapım işlemi başlıyor. Bir diğer teknik de 3 boyutlu kameralarla ölçü alınması. Bu daha hassas bir ölçü imkanı sunuyor ve bu sistem kullanılırsa 3D printerlarla, 3 boyutlu yazıcılarla dişler üretiliyor. Daha hassas, daha uyumlu dişler bu şekilde sağlanabiliyor. Zirkonyum kaplamaları üretildikten sonra provası yapılıyor. Bu prova hem estetik hem fonksiyonel olur. Aynı zamanda fonasyon, yani konuşmayla ilgili de bir test yapılabilir. Ve bu testler başarıdan geçtikten sonra hasta memnun, hekim memnun olduktan sonra kaplamalar yapıştırılıyor ve kullanıma sunuluyor.